Şimdi devam edeceğiz Savaş ama istersen hemen bir haber merkezimize gidelim. Her zaman olduğu gibi Aparasi Piker'i Uğur Korkmaz bizleri bekliyor. E, borsada son durumu paylaşmak üzere futbol borsasında sözü hemen Uğur'a bırakalım. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Haftanın son işlem günündeyiz. Bu hafta biraz yoğun geçti. İçeride enflasyon raporunu gördük. Birazdan da Ekim ayına ilişkin enflasyon verisi gelecek. Bu başlıklar eşliğinde Borsa İstanbul'da hareketler haftanın geneli itibarıyla yataydı. 7 Ekim'den itibaren jeopolitik riskler fiyatlanıyor. Spor endeksine baktığımızda 4602 puan seviyesinden bir kapanış gerçekleştirdi. Biz spor endeksi siz elbette takımların performansına, sahadaki görünümüne temas ediyorsunuz ama borsadaki fiyatlamalar takımların geleceğine yönelik de bizlere fikir veriyor. Malum borsada fiyatlamalar önceden gerçekleşir ve olay meydana geldikten sonra da satışlar söz konusu olur. Bunu bir örnekle de ifade edebiliriz. 6 Ekim'de endeks düşmüştü. Acaba bu ciddi düşüşü neye bağlayabiliriz diye yorumcular araştırırken 7 Ekim'de jeopolitik riskler tavan yapmıştı. Orta Doğu karışmıştı. Yakın dönemden bir örnekle de bahsetmek gerekirse bunu ifade edebiliriz. Dün bir spor endeksi %0.30 düştü. Yatay bir performans gösterdi diyebiliriz. Son 7 işlem gününde ise %4.85'lik bir yükseliş vardı. Ağustos ayının sonundaki hacimlere baktığımızda o hacimlerden spor endeksi için eser yok dersek herhalde yanılmış olmayız. Dün günlük anlamda yaklaşık 1.4 milyar TL'lik bir spor endeksinde hacim vardı. Bugün 4600 puan seviyesinin üzerinde kaldığı takdirde 4680 ve 4730 puan seviyeleri ilk etapta takip edilecek seviyeler arasında Yer alabilir. Uzmanlar bu şekilde öngörüyor. E, dört büyüklere baktığımızda en büyük hacim günlük anlamda Galatasaray'da ve Fenerbahçe'de. Trabzonspor'un hacmi çok düştü. Beşiktaş'ın hacmi çok düştü. Galatasaray'la dört büyük takıma başlayacak olursak dün 550 milyon civarında bir hacim söz konusuydu. E, haftalık bazda hisse performansında gerileme var. 9 liralar görülür derken 8 TL'nin altında konumlandı dünkü kapanış rakamı da 7.92 TL'ye e, tekabül ediyor. Bu hafta %5.71 hisse değer kaybı yaşarken son 7 işlem günde kayıplar %9.49'a işaret etti. Evet siz ligde iyi bir performans sergilediğini Galatasaray'ın ifade ediyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde de görece iyi bir performans var ama hisse performansı anlamında baktığımızda bunun geri dönüşü hisse performansı anlamında ne yazık ki şu sıralarda çok da görünmüyor. Ve 7.92 TL dünkü kapanış rakamıydı. Bugün 8 TL'nin üzerinde kalması önemli. 8 TL psikolojik bir seviye, alıcılı bir başlangıç yapabilir. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler biraz daha tansiyon anlamında düştüğü takdirde buralara alımın da olabileceğini ifade etmekte fayda var. Aşağıda ise 7.80 seviyeleri önemli. 780'in altında bir kırılma yaşarsa 7.5 TL'ye kadar geri çekilmenin olabileceğini vurgulayalım. Beşiktaş'a baktığımızda 54 liralar görülmüştü son 2 aylık süre zarfı içerisinde. 42 TL'ye kadar bir geri çekilme yaşadı. Oradan toparlandı. Dün 49 liranın üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın hisse performansında e, dünkü hacimler 177 milyon TL'lik bir hacim söz konusuydu yaklaşık olarak. Ve bu hafta %11'in üzerinde değer kazancı yaşadı hisse. Son 7 işlem gününde de buradaki kazançlar %12'yi aştı. 49 liralar makul seviyeler. 54 liralar görünmüştü. Burada risk almak isteyen Beşiktaş yatırımcısı 54 TL'ye doğru bir hareketi takip edebilir. Şayet 49 liranın altındaysa 45 lira ve 42 lira yine takip edilecek seviyeler arasında yer alabilir. Temkinli olmakta fayda var. Uzun süredir Beşiktaş'ın hisse performansı yukarı yönlü hareketler gerçekleştiriyor. Burada yavaş yavaş hacimlerin de düştüğünü görüyoruz. 170 milyon civarında bir hacimin olduğunu da tekrar ifade edelim. Fenerbahçe için 134 lirayı söylemiştik. Dün 134 TL'yi test etti gün içerisinde. Kapanış rakamı 132 lira 50 kuruş olarak kayıtlara geçti. E, çok hızlı bir yükseliş gelmişti. 90 liradan hızlı bir şekilde 131 lirayı test etmişti geçen ay. E, tekrar burayı görmeli ve üzerinde kapanışlar gerçekleştirirse 180 TL'ye doğru bir kanalın açılabileceğini vurgulamıştık. Dün 134 TL'nin üzerine test etti. 132,5 liradan da bir kapanış yaptı. Bugünkü açılışlar ve bugünkü gün içi performansı önemli. elbette kapanış rakamı da kıymetli olacak. Şayet 134-135 liranın üzerinde bir kapanış yaparsa ve yarınki derbiyi kazanırsa önümüzdeki hafta 180 liraya doğru bir kanalın ee, tekrar gündemde olabileceğini vurgulayalım. Fenerbahçe'nin de hacmi dün 556 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Dört büyüklerden en iyi fiyatlamayı son 3 aylık anlamda Fenerbahçe gerçekleştiriyor. Ee, burada ciddi fiyatlamaları görmüştük. Şayet geçtiğimiz sezon tamamlandıktan sonra 50 liraya kadar e, şirketin hissesi düşmüştü. Oralardan 134 liralara kadar bir hareketin olduğunu tekrar vurgulamış olalım. Şirket son 7 işlem gününde de %6'nın üzerinde değer kazancı yaşadı. Trabzonspor'da gerilemenin olduğunu hisse performansı anlamında ifade edelim. 3 liranın üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Dün yatay pozitif bir görünüm vardı. Bu hafta içerisinde hisse %7.53 değer kaybı yaşadı. Ve son 7 işlem gününde kayıplar %8'i aştı. 3 lira psikolojik seviye 3 liranın üzerinde kaldı takdirde 3 lira 20 kuruş, 3 lira 40 kuruş ve 3 lira 70 kuruşlar telaffuz edilebilir. Geçtiğimiz günlerde 4 liranın üzerindeki seviyelerde yine test edilmişti bölünmeden sonra. Buradaki hacimlere baktığımızda 73 milyon civarında bir hacim vardı dün günlük anlamda. Hacimlerin biraz düştüğünü görüyoruz ancak buradaki hacimler ve performans takımın Süper Lig'deki ile doğru orantılı işlediğini tekrar hatırlatmakta fayda var. Özetle bu hafta önemli hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için özellikle maçların kazanıldığı takdirde önümüzdeki hafta bu fiyatlamaların Biraz daha yukarı yönlü olmasını bekliyoruz. Galatasaray için 8 lira seviyesi kıymetli. Psikolojik seviyeyi yukarı yönlü aşarsa hızlı bir yükseliş bugünkü maçı da kazandığı takdirde gelebilir. Aynı şekilde Fenerbahçe için 180 lira kanalının açılması adına derbi kazanması gerekiyor şayet. Bu şekilde bir sonuç gerçekleşirse yukarı yönlü ivmelenme hızlanacaktır diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Uğur Korkmaz'a paylaştığı bilgiler için çok teşekkür edelim ve hemen savaş istersen haftanın maçıyla devam edelim. Fenerbahçe, Trabzonspor bir evet. tarafta lider, çok ciddi eksikler var. O eksiklerle acaba İsmail Kartal ne gibi tercihler yapacak bu çok merak ediliyor. Diğer tarafta yine eksikleri olan ama bir taraftan da yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile birlikte bir çıkış yakalamak isteyen Trabzonspor acaba nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor? Çok keyifli bir karşılaşma bekliyor. Dediğim gibi bir tarafta çıkışta olan bir takım var. Bir tarafta Abdullah Hoca yeniden bir çıkış yakalamak isteyen bu hafta e, puan kaybetmesine rağmen gelişini takım üzerinde hemen hissettiren bir Abdullah Hoca var. E, bu tip maçlarda tecrübesi olan da bir teknik adam. Diğer tarafta İsmail Kartal takımını tanıyor. Eksikleri var. Ama iki teknik adamın da e, sahada hem fiziksel hem mental anlamda kim daha fazla iyi hazırlanırsa onun kazanabileceği bir maç. Fakat şunu çok net söyleyebilirim. Bu sezon herhalde en keyifli maçlardan bir tanesini izleyebiliriz.